merhabalar. Ben bugün size bütün boş dediğimiz şeylerin aslında doğru olduğunu anlatmak için geldim. İlk olarak neden buna inandığımı ve neden böyle olması gerektiğini düşündüğüme değinmek istiyorum. En büyük örnekten başlayarak uzay. Hepimiz uzayı en büyük boşluk olarak isimlendiriyoruz ve bunun da bir sebebi var. İçinde bir sürü insan, bir sürü cisim, bir sürü varlık var ama devamında ne olduğunu bilmiyoruz. Tam tanımındaysa dünyanın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan, evrenin geri kalan kısmındaki sonsuz olduğu düşünülen boşluğa verilen isim. Tam tanımı okuduğumuz zaman fark ediyoruz. Gerçekten ne kadar dolu olduğunu bilemediğimiz için en büyük boşluk olarak isimlendiriyoruz uzayı. Hepimiz biliyoruz ki boşluk kavramı herkes için farklı. Kimisi için boşa geçen zaman, kimisi için boş sorumluluklar, boş sözler. Herkes için farklı ve hepimiz boşlukları kendi hayallerimize, hayatlarımıza göre isimlendiriyoruz. Ama bu saydığım küçük üç örnek bile bunları anlamamız için gayet yeterli. Mesela boşa geçen zaman. Boşa geçen zaman sizin için uyumak olabilir. Çünkü uyku sizin için zamanınızı öldüren ya da ne bileyim kendinize ayıracağınız zamanı kısaltan bir şey olabilir. Ama aslında büyüme çağında olan bir çocuk ya da bir bebek için uyku her şeyden ve herkesten önemli. Çünkü diğer türlü gelişimini hiçbir şekilde tamamlayamaz. Az önce de verdiğim örnekteki gibi boşlukları biz isimlendiririz ve nitelendiririz. Boşluğa ne diyebiliriz ki? Düz beyaz bir ekran mı? Ya da siyah, karanlık bir oda mı? Siyah bir başkasının, beyaz da benim için en anlamlı renk ve ona en çok hayatın anlamını hatırlatan, öğreten şey olamaz mı? Olabilir. Hastalık zihinde biter derler. Katılıyorum. Pozitif düşünmek bir insanı iyileşmesine yardımcı olan en önemli şeydir. Ve bu yüzden de eğer hastalığınız hakkında pozitif düşünmezseniz ve bir yanılgıya kapılırsanız daha kötü hasta olabilirsiniz. Bu yüzden de şunu söylemek istiyorum. Biri gelip iyileşmesini umduğumuz biri için ya da iyileşmek üzere olan biri için, bizim için boş yere bekliyorsun, gereksiz yere ümitleniyorsun derse çok daha kötü duruma geçebilir ve iyileşmesini umduğumuz kişiden de bütün desteğimizi çekip onu daha da kötü bir duruma sürükleyebiliriz. Ama şunu unutmamalıyız. Eğer bunu söyleyen kişi sadece hayat görüşü için söyleyip bize gelip bir doktor ya da bir gerçekten ölme ihtimali olacak bir hastanın canını alacak kişi değilse o kişi gerçekten sadece kendi hayat görüşünü paylaşıyordur ve daha fazlasını yapmıyordur. Tamam, sürekli boş, boş, boş diyoruz da tam olarak nedir bu boş? TDK'ye göre kelime anlamı içinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı. Katılmıyorum. İnsan hayatındaki, yani hayatlarımızdaki boşluk kavramının tam olarak anlamı bu mu? Hiç sanmıyorum. Bence bir şeyin dolu karşıtı olabilmesi için o şeyin herkes tarafından kabul edilmesi gerekir. Nasıl mı? Bir bardağı ele alın. O bardakta atıyorum bir damla su olsun. Bu sizin için boştur değil mi? İçemezsiniz ya da içseniz bile sizi doyurmaz. Ama susuz biri için o bardak onun yaşam kaynağıdır. Veya siz görmediğiniz zaman orada bir bilim adamının çok ünlü bir deneyi olabilir. Ama bunu nereden bileceksiniz ki? Boşlukları kendimize göre şekillendirmek değil, onların ne kadar dolu olduğunu fark edebilmek de önemlidir. Bir başka örnek ise günümüzden. Herkes birbirine bir şey anlatmak derdinde. Benim gibi buraya gelip konuşanlar, derste bir öğretmen ya da ne bileyim herhangi bir yerde bir işini yapmadığı zaman bir patronun daha altındaki bir elemana azar çekmesi ya da gerçekten ona bir şey anlatması gibi. Ama ne kadar nasıl bir kızma da olsa, sakince söyleme de olsa hiç fark etmeden karşı taraf bunu boş yere zamanımı yedi, gereksiz konuştu, ben bunu dinlemesem de olurdu deyip geçiyoruz. Ama aslında öyle bir şey yok. Neden mi? Çünkü kimsenin bir başkasına bir şey anlatırkenki amacı ona hiç hayatı boyunca kullanmayacağı gereksiz bilgiler vereyim de hiçbir zaman işime yaramasın, beni de her zaman böyle gereksiz biri olarak hatırlasın değil. Aslında herkesin amacı onlar için doğru olanı ve gerekli olduğunu düşündüğü bilgiyi bir başkasıyla paylaşmak. Size aslında daha somut örnekler vermek isterdim ama ben boşluğun bireysel bir kavram olduğunu düşünüyorum ve bunun için somut örnekler pek veremiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum az önce söylediğim gibi. Boşlukların hiçbir şey boş değildir tam olarak ve ne kadar dolu olduğunu bizim bulmamız gerekir. Dikkatli bakacak olursak örnekler sahi sahi bitmez. Ben burada size bütün bir gün de anlatabilirim örneklere.
Ama hayatımızın en yoğun ve hepimizin sürekli yaptığı bir hata, bir değer üzerine bir örnek vermek istiyorum. Nasıl mı? Hayatımıza bir sürü insan girip çıkıyor ve onların bize ne kadar değer verdiğini çoğu zaman fark edemiyoruz. Bir insanla tanışıyoruz ve bizim bir mutluluğumuz yüzünden ne kadar mutlu bir gün geçirebileceğini ya da gözümüzden akan bir damla yaş için kendini ne kadar paralayabileceğini fark edemeyebiliyoruz. Bunu sadece kendimize de yapmıyoruz. İşin kötü tarafı da bu aslında. Bir arkadaş grubunda sadece değer vermediğimiz ya da kişinin kötü olduğunu düşündüğümüz birini gördüğümüz zaman direkt olarak o arkadaş grubunun ilişkisi sahte, onlar gerçekten arkadaş değiller, sadece birbirlerinin yanında duruyorlar deyip geçebiliyoruz. Ama bu doğru değil. Onların arasında küçücük bir iletişim bile ne kadar büyük bir bağ oluşturabilir. Ve onların ilgisini çeken konular. Atıyorum ben tiyatro seviyorum. Benim için tiyatro sevmeyen biri hiçbir şeyden anlamıyor demek değildir. Çünkü o kişi tiyatro ile ilgilenmek zorunda değil. Bir başka şeyle de ilgilenebilir. Değerle ilgili şunu da eklemek istiyorum. Ailenize en son ne zaman aradınız? Ne zaman arayıp ya da ne bileyim eve geldiğinizde ne zaman koltuğa oturup hal hatır sorup iyi misin diye yüzlerine baktınız? Günümüzde bunu çok fazla unutuyoruz. Ama ailelerin bizlerden en çok beklediği şey, geçirdikleri zor günlerde, bize ihtiyacı olduklarında sadece bizden duyacakları bir nasılsın, iyi misin sorusu. Buna biz kendimize boş diyoruz. Neden mi? Çünkü günde hepimiz en az 50 kişiye, 20 kişiye sürekli bir merhaba, nasılsın, iyi misin? Bu bizim için çok değersiz bir şey. Değer, bir insanı yıkabilecek en büyük güç olduğu gibi, aynı zamanda bir insanı ayakta tutabilecek en değerli dayanak da olabilir. Bu yüzden bunu unutmamalıyız. Bu konuyu anlatırken benim iki amacım vardı aslında. Birincisi gerçekten hiçbir şeyin sanıldığı üzere boş olmadığını da sizlere göstermek. Çünkü gerçekten boşlukları biz isimlendiririz ve onların ne olduğunu herkes için sürekli olarak değişebildiğini fark etmeliyiz. Aynı zamanda bu konu şunu da unutuyoruz. Bizim için bir şey boş dediğimiz zaman onun hakkında hiçbir araştırma yapmaya gereği duymuyoruz. Üzerine ne düşüyoruz ne de bir şey yapıyoruz. Sadece kendi doğrumuz olduğunu kabul edip daha fazlasını bizi ilgilendirmediğini söyleyip geçiyoruz. Ve bu da bizim boş, yani herkesle olmadığı söylediğimiz ön yargı aslında. Her şeye boş demesinin bir insanın ön yargısından başka bir şey değildir aslında. Aynı zamanda bu konuyu anlatırken ki bir diğer amacımsa biri size bir şey boş dedi diye boşuna ümitleniyorsunuz, gereksiz hayaller kuruyorsunuz, çok saçma dedi diye eğer o şeyden vazgeçerseniz sadece kendi hayallerinizden ödün vermiş olursunuz. Ve bir başkasının sadece size bir şey gereksiz olduğunu söylemesi sadece sizin hayatınızı kısıtlar. Daha fazlasını yapamaz ve bir insanın hayat görüşü sizin hayatınızı bitirmiş olur. Teşekkürler.